Attack on Titan final sezon 14 ve 15. bölümlerinin 14. bölümün bir kısmının 15. bölümünde çoğunluğun incelemesine hepiniz hoş geldiniz tayfa. Evet. Ya şimdi Zeke'nin flashbackleri geldi. Zeke'nin geçmişini anlattılar ve Levi'nin yaptıkları vesaire vesaire büyük bombalar oldu. Levi Zeke'nin ağzına bir mekanizma yerleştirdi ve bu mekanizma Zeke tarafından patlatıldı. Zeke'nin organlarıyla beraber kendisi ikiye ayrıldı. Levi ise büyük ihtimalle ağır bir hasar gördü. Ve bölüm burada bitti. Sadece bir bölüm kaldı senin bitmesine. Sadece bir bölüm. Sonra diğer part yayınlanacak. Peki bu bölüm genel gidişatla ilgili bir şey oldu mu? Genel gidişatla ilgili hayır. Pek bir şey olmadı. Olan sadece 14. bölümün kalan kısmındaki Yegaristlerin orduya el koyması ve Eren'le Zeke'nin peşinden gitmeleri. Zeke'yi bulma çabaları. Evet, tüm hepsi bundan ibaretti. 14. bölümle 15. bölümde bu iki kısım son kısımdı. 14. bölümde de bu kısım son kısımdı. 15. bölümde de bu kısım son kısımdı. İki sahneyi son kısım almışlardı. Gerçekten Zeke ile Levi'nin bulunduğu kısım şu an serinin kilit noktası. Hatta o kadar kilit noktası ki dün akşam Twitter'da doların artışını veya dünyada neler olduğunu izlerken Levi ile Zeke'nin dünyada trende oturduğunu gördüm ve şaşırdım. İlk defa bir animenin ki One Piece de çok nadiren düşer ayda, yani ayda yılda bir kere, fakat Attack on Titan sürekli trendlere görüyorum. Zeke ile Levi ismini trendlerde görmüştüm dün akşam, baya beni şaşırtmıştı. Evet, Levi burada baya baya bir Zeke'ye zarar verdi, işkence uyguladı ve baya sağlam bir mekanizma kurmuş üzerine. Yani bakıyorsun serinin vahşeti herkesi tatmin edecek kıvamda ve Zeke son anlarına kadar gelmiş vaziyette. Abi düşünüyorsunuz, evet, ikiye bölünmüş vaziyette chat'e baktığım zaman Levi'yi sevmeyenler, Zeke'yi sevenler, Zeke'yi sevip sempati besleyip haklı olduğunu düşünenler ve bir yandan da Levi. Zeke'yi sevenler dolaylı yoldan da Eren'i seviyor olacaklar. Çünkü ikisinin de planı aynı. Kurucu Titan'la soydan birinin gelip aynı şekilde bir araya gelmesi ve gümbürtüyü kullanmaları, Eldiyalıları o huzura getirecek şey. Evet, Ponki Ponki çok güzel yazmış ama onların özgür hayatlarının hiçbir suçları yokken kesmek hala, bak demiş ki, çok güzel söylemiş. Zeke ile Eren'in görüşleri neredeyse benzerdi. Şöyle demişlerdi bu adam: üremesinler Eldiyalılar ve bu tarihi sonlandıralım falan filan. Keşke hiç doğmasaydık falan filan. Zeke'nin görüşleri halen saçma geliyor bana. Kendisine baskı uygulandı diye, başkaları baskı görmesin diye tutup hiç doğmamalarını sağlamak. Evet, aynısını Eren de söylemişti. Bu duvardakiler hiç doğmasaydı keşke falan demişti. Keşke bu tür üremeseydi demişti. Eldiyaların soyuna devam etmesine gelecekler, sadece kimseyi öldürmeyecekler. Ya bence bu çok yanlış. Tamamen ırkçılığa giriyor. Tamamen ırkçılığa giriyor. Yani aynısını Uchiha'lılar için de gidip söyleyin Naruto'dan. Bu adamlar tehlikeli, bu adamlar üremesin gibisinden, veya bilmiyorum, birçok seride bunu söyleyebilirsiniz. Veya One Piece'ten D'lere örnek verebilirsiniz. Bunun karşılığını çok şekilde bize ilettiler. Bence bu çok saçma bir düşünce abi. Bir ırka yönetilen bir şey. Zeke ile Eren'in düşüncesi karma karışık. Ne yaptıklarını bilmiyorlar açıkçası. Açıkçası ben, yani bu saatten sonra Eren madem böyle düşünüyor, niye Eldiyalılar için kapışıyor onu da anlamış değilim. Madem böyle düşünüyorlar, yani Eren'le Zeke'nin olayı gümbürtüyü kullanıp tüm Eldiyalıları yok etmek mi abi? Eren bizim düşmanımız mı oldu şimdi beyler? Böyle mi yani Eren'in yaptığı? O zaman düşman abi. Öyle değil mi? Şu an Eren'le Zeke'nin amacı Eldiyalıları yok etmek o zaman. Şu an bildiğim muhabbet buna çıktı. Kendi adamlarını öldürecekler abi o zaman. Huzuru sağlamak, öldürme yok. Ne bileyim yani, adam öyle demiyor. Keşke doğmasalardı falan filan işte. Şimdi şöyle bir durum var. Belli ki Zeke Eren'i koruyacağım der. Zeke Eren'i kullanacak derken Eren
zekayı kullanıyormuş gibi oldu. Bu yüzden süper kahramanımız Eren olacak ve gümbürtüyü kullanarak, zekayı da kullanarak Marlilleri yok edecek gibi gözüküyor Eren'imiz. Öyle gözüküyor. Ya da artık Titan gücünü kullanarak bir şeyler yapacak. Herkesi, tüm dünyayı esir mi alacak? Tüm dünyaya diz mi çöktürecek? Veya benzer bir şey, bu kral mı ilan edilecek? Böyle şeyler bekliyorum açıkçası serinin gidişatından. Serinin gidişatı oraya evriliyormuş gibi. Çünkü bir yandan da Eren'in babasının, ki Zeke'nin babası, ikisinin de babaları aynı. Ve babasının amacı bu olayları toparlamak, bu dünyayı toplamak falan filan. Zeke veren dünyanın iyiliğini düşünüyorlar ve mantıklı olanı yapıyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Zeke ile Eren doğru doğru bir şeyler yapıyor. Falan filan. Zeke'nin haklı noktalar var. Çok şey, büyük savaş tekrardan geçirmesini, iki taraftan büyük kesimler ölmesen, kaybeden taraf diğer tarafın olaylar boyunca sınıf farkıyla ezilmesini istiyor. Abi şimdi bir sürü seçenek var. Neyse, bölümün devamına gidelim. Bu kısımda da tekrardan değineceğim dediğimiz gibi. Bütün bölüm, bütün kısımlarda Zeke'nin flashbackleri döndü. Zeke'nin babasıyla, annesiyle gelip Marliler içinde nasıl ırkçılığa maruz kalması, nasıl zarar gördü ve babasının gizliden gizliye devrimci harekatının devamını getirmesi ve tarihi, Titanların tarihini öğrenmesi ve en sonunda canavar devin diğer sahibiyle tanışması ve sonra canavar devi miras alması diyebiliriz. Zeke zor bir çocukluk geçirmiş. Babası, annesi buna paso baskı yapmış. Savaşçı olacaksın, savaşçı olacaksın diye diye ve mecbur bırakılmış anladığım kadarıyla. O da böyle karakteri tam olarak oturmamış ve bu reisten bayağı bir esinlenmiş. Bayağı da kendini geliştirmiş açıkçası Titan bilimi konusunda diyebiliriz. Ve abi en önemlisi bölümün sonu, ki bunların ikisi burada konuşuyorlar ve el ele tutuşmuyorlar. Babacım, burada el ele tutuşacaktınız. Olay değişecekti ama bu adamların bir planı var ve bunu Eldia'da, yani kalenin içinde yapmaya karar verdiler, Paradis Adası'nda. O yüzden el ele tutuşmadılar. Çünkü bu adam kilit görevi görev ve bunun içindeki gücü uyandıracak. Kurucu Titan'ın gücünü uyandırmak şu an istemiyorlar çünkü Marlin'in içindeler. Neyse, bölüm devam etti ve burada kendini bu lavuk patlattı. Niye patlattığını ben de anlamadım. Niye patlattın abi kendini? Niye intihara gittin? Şimdi bu sahneden realist bir şey çıkması lazım. Bu realist bir şeyden biri şu: Zeke ya yaşayacak, bir şekilde hayatta kalacak, Eren'le olayı oturtturacak, ya Levi zarar görecek hayvan gibi, Levi sakat kalacak, ya da bu ikisi de yaşayacak ve seri realizmden çıkmış vaziyette olacak. İkisinden biri olacak arkadaşlar. Yani ya biri zarar görecek, biri kurtulacak, ya biri kurtulacak, ya biri, ya da ikisi de çok pis zarar görecek. Fakat Levi her şeye rağmen bunu durduracak. Emin değilim. Zaten diğer bölüm sezon finali. Artık Attack on Titan'ın bu sezonda bitiyor. İnanılmaz. Millet Levi sakat kalmasına takdir, Levi yönetiyor animeyi. Sanki niye bu düşman Levi? Evet, Levi'ye niye bu kadar düşmanınız var anlamadım. Durun bakalım abi, şu saniye. At yanıyor. Atın yanmasına üzülenler de varmış aranızda, fark ettim. Levi baya baya savruluyor beyler yani. İyi bir savrulma gerçekleşiyor Levi tarafından. Yani Eldianlar açık ve net. Kendileri Titan olmayı seçmedi. Bu adamlara soydan geliyor. Zamanında tarihte ne olmuşsa olmuş. Bu onları hiç alakadar etmez. Tarihin mirasını adamlar niye üstüne sırtlansın babacığım? Bu, biz bunu hak ediyor muyuz yani? Anladın mı? Bu attan iyi sucuk olur diyenler var chatte. Oğlum manyak mısınız? Saçmalamayın ya. Çünkü lanetlikler ve bu bile edecek bir şey de hepsi Titan olabiliyor. Oğlum saçmalamayın, ne lanetlisi ya. Ya tamam, adamlar Titan olabiliyor falan filan da. Ya ben geldim baba. Titan olarak doğdum. Benim dedem Titan'dı. Biri çıktı dedim, senin deden Titan, ben de seni vuracağım. Yani her şeyin bir sebebi vardır baba. Yaratıcı böyle yaratmışsa, ki ne oldu serinin yaratıcısında, neden bunu yarattı onu da bilmiyorum. Bir sebebi vardır.
Bu adamlar ölmeye mi geldi dünyaya? O yüzden Zeki'nin Eren'in düşüncesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Zeki'nin planı olmasa nasıl duracak savaş? Zeki'nin planı olmasa nasıl duracak savaş? Vallahi ben gümbürtünün gerçekleşmemesinin taraftarı değilim. Çünkü merak ediyorum. Gerçekleşse ne olacak? Neler gidecek? Senin gidişatını merak ediyorum. O haklı, kim haklı hiç umurumda değil benim. Eldiyalılar Titan dönüş potansiyel oldukları sürece dış dünya tarafından maalesef normal karşılanmayacak. Kesinlikle. Yani gümbürtüyü zaten kullanacak. Kaptan, sen dev gücün yardım etmede mi kullanıldığını ya da savaşlarda mı kullanıldığını düşünüyorsun? Yani iki seçenek var. Zaten bu adamlar büyük ihtimalle dünyaya hükmetmedi. Belki de başından beri Eldiyalılar iyi bir halktı. Belki de Titanları iyi bir amaç için kullandılar. Ve bunlar belki de Titanlara başından beri zulüm etti. Şu an hikayenin geri kalanını bilmiyorum. Manga okuyanları biliyor ama ben bilmiyorum. O yüzden bence bunlara çok takılmayın. Senin gidişatında göreceğiz. Açıkçası ters köşeye atmak falan benim çok da umurumda değil. Mangaka bir şeyler deniyor. Sizin beyninizi ters köşeye koyuyor. Siz öyle düşünüyorsunuz ama sonra başka bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden bu serinin genel popülaritesi bu şekilde ilerliyor. Serinin genel tarzı da bu şekilde. Siz bunlardan bir düşünce akımı çıkartıp beyninizi buna yormaya çalışıyorsunuz. Yani ben sadece serimi izliyorum abi. Ama Levi'nin Zeki'ye yaptığı gayet anormal bir şey değil. Bu adamın en yakın arkadaşı. Ki bu adam geldi bir sürü kişi öldürdü gözleri önünde. Levi'de bir asker gerekeni yaptı. Zeke'nin canını okudu. Bence çok da güzel yaptı. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Siz olsanız siz de aynısını yapardınız. Çünkü adamın en iyi arkadaşını ve en büyük komutanlarından birini Zeki öldürmesine sebep oldu. Bir sürü insanın, askerin ölümüne sebep oldu. Sadece orada Eren alıp kaçacaklardı. Ve tamam, savaşlarda olur böyle şeyler. İnsanlar ölür falan derken bu da bir savaş ve Levi yapması gerekeni yapıyor. Bu adama bedelini ödetiyor. O yüzden taraf tutabilirsiniz. Kim haklı kim haksız bilmiyorum. Ama Levi'nin kafasının zihnine baktığınız zaman adam olayların kontrolitesini sağlamaya çalışıyor. Gidişatın kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Levi çok başka bir kafada. Gerçekten çok başka bir kafada. Yani artık çok sıkılmış vaziyette. Olay kontrolden çıktı. Eren bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zeki var bir yanda. Bunlar birleşecek, gümbürtüyü kullanacak. Eren bizim tarafımızda mı değil mi? Ondan da emin değil Levi. Ve insanların, kendi insanlarının zarar görmemesini istiyor. Ama olay çok farklı boyuta ulaştı. Kendi insanları da manipülasyon altına kalmaya başladı. O yüzden Levi bayağı yalnız bir karakter oldu. Gerçekten yorgun demokrat oldu Levi gözümde. Yani Levi bunları hak etmiyordu abi. Hiç hak etmiyordu bunların hiçbirini. Ama işte elden ne gelir abi? Senaryo bu şekilde ilerledi. Ne diyebilirim ki? Lulushi versiyon 2 görür müyüz Eren'i? Göreceğiz gibi gözüküyor. Eren her şeyin kahramanı, süper kahraman. Bir ana karakter olarak belki de ölecek ve kurucu Titan'ı bile belki de devredemeyecek. Her şeyi sonlandıracaktır belki de, emin değilim. Bir şeyler oluyor işte. Ama ne olursa olsun serinin gidişatını merak ediyorum. Neyse, yine de sorgulanması gereken bir sürü şey var. Ya neden diplomasi yönüne gidilmiyor anlamıyorum. İlla soyunu bitirmek gerekiyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Herkesin zihni yerinde. Yani bir şekilde... Ya şimdi Twitch üzerinden de gerçek dünya hakkında örnek vermek istemiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan örnek verelim. Almanya gidip Yahudileri öldürdü abi. Soykırım yaptılar. Yani belki farklı yollardan da bunu çözebilirlerdi. Şu an savaştalar mı? Ve ikisi farklı bir ülkede mi? Evet, ikisi farklı ülkeler ve savaşmıyorlar. Onların şeytani ırk olduğunu zamanında düşünüyor muydu Almanya? Evet, düşünüyordu. Yani aynı olayın benzeri beyler. O yüzden bu nefret zincirinin hiçbir anlamı yok. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Yani Zeki'ye sempati besleyen bu bölümde çok insan olmuş. Saygı duyuyorum, besleyebilirsiniz. Bir karakteri seversiniz, sevmezsiniz. O size kalmış abi. O size kalmış, seversiniz, sevmezsiniz. Ben Erwin'i sevdiğimden dolayı Zeki'yi çok sevemedim. Başka bir şeyler düşünebilirdi. Başka planlar yapabilirdi.
Eren'i gelip çalmak yerine konuşabilirdi, içeri sızabilirdi, başka plan yapabilirdi. Bu karakter zeki bir karakter ama bu kafasını kullanmadı. Basit şeye çalıştı. Madem devim var kullanayım dedi. Gayet de böyle oldu arkadaşlar. Gördüğümüz üzere böyle oldu. Yani Zeke, Rayna, Bertolt'u en iyi devleriyle sızıp bir sürü insanın ölümüne sebep oldu ve resmen öldürdü. Ve bu adamların hiçbir şeyden haberi yoktu. Yani başka şekilde bunun sebebini açıklayabilirlerdi. Hiç bu kadar ölüme sebep olmayabilirdi. Adam taş attı, Ervin öldü. Ha, hadi ya. Adam hepsini öldürdü oğlum aynı anda. Nereye taş attı? Öldürmek için taş attı adam. Adam öldürmek için taş attı. Baktı ki Eren'i kaçıramıyor. Eren'i zor yoldan elde edemiyor milleti öldürerek. Ne oldu abicim, gel böyle. Hani... Yani tatlı tatlı anlaşalım muhabbetine döndü. Çünkü yemedi abi. Çünkü yemedi. Ama Eren'in de Ervin ve diğerlerinin intikamını alacağına inanıyorum ben bir şekilde. Eren bunların altında kalmaz. O Zeke'nin de, Rayna'nın da, Bertolt'un da, diğer Eldiyalıların intikamını da çok güzel bir şekilde alacaktır. Ben böyle inanıyorum beyler. Herkesin yapmak istediğini Eren kafasında yapacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanlış da düşünmüyorumdur, artık mangada olan olmuştur, ben geriden geldiğim için drop var bende biliyorsunuz. Marley Eldia Barış'ın yanan var mı, cidden tek çözüm katliam, bu arada imkanı yok bu seride. Yani size öyle yansıtıldı, öyle nüksedildi iki taraf içinde. Daha farklı der zaman olabilirdi bence. Bayağı geriden gülüyor, evet. Zeke öldürüldüğünde bile Gramus çok duygusu hissetmemişti, eğlenerek öldürmüş. Levi bile demiş sen Gramus üzülmüyorsun öldüklerin için. Kesinlikle abi. Zeke psikolojisi bozuk bir karakterdir. Henüz karakter oturmuş bir karakter de değildir. İdeaları yarım yamalak, mantığa bağlıdır. O yüzden Zeke'yi desteklemiyorum. Ervin net bir adamdı. Amacı belliydi. Gerekli yolda öldü. Levi amacı belliydi. Amacından sapmadı. Gerekli amaca, mantığına hizmet etmeye çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Eren'in ne kafasında olduğunu henüz anlayamadık. Neyi yarım yamalak mantığa bağlı? Serideki en kapsamlı ve mantıklı plan bu. Abi yani Zeke, yani abi mantığa bağlı derken Eren keşke dünya kiralı falan olsa. Ya bu seri buraya götürülüyor arkadaşlar. Bu seri buraya götürülüyor. Tabii ki de başka yolu yok. Çünkü bize öyle gösteriyorlar. Marliller kesin savaş istiyor. Tüm dünya kesin savaş istiyor. Eldiyanlar sıkışmış vaziyette. Mecburen adam gümbürtüyü kullanmak zorunda kaldı. O yüzden normal yani. Ama çıkıp yok Zeke Eldiyalıları öldürdü, bunda suçlu değil, Zeke'nin planı kusursuz, Zeke, Rayna, Bertolt'u en iyi, bunların hepsinin yaptıkları doğru şeyler demeniz saçmalık olur. O yüzden bunu geçin. Ben gümbürtünün kullanılmamasından yana değilim. Kullanılacak da zaten anladığımız kadarıyla, kesinlikle kullanılır. Mangaka bu kadar gösterdiyse onu kullandıracak zaten. Büyük ihtimalle diğer bölüm kullandıracak. O yüzden Zeke'nin de öldüğünü pek inanmıyorum açıkçası. Zeke ölmemiştir. Bir şekilde son parçasıyla Eren'e dokunur. Ve Zeke belki de orada ölür arkadaşlar. Ama dediğim gibi, demek istediğimizi umarım anlamışsınızdır. Eldian Marley olayı. Yok Marliller, Eldiyanlar kesin ölmeli. Marliller bilmem ne, Burg sövülmeli, Burg öldürülmeli, bir kişi bile kalmamalı falan filan. Yani saçma. Zeke'nin yaptığı da doğru değildi. O yüzden bu karakteri hiçbir zaman sevmeyeceğim. Rayna'nın yaptığı da belki doğru değildi. Rayna'yı da o yüzden, aslında Rayna'ya falan Zeke'ye bir sempati beslediğim oluyor. Ama yaptıkları hiç mantıklı değildi. Bu adamlar psikolojisi bozuk yarım yamalak düşündüler. Ama Zeke, yani Rayna onu akıl edecek bir karakter değildi. Bertolt onu akıl edecek bir karakter değildi. Eni değildi ama Zeke en azından Eldiyanlı gibi düşünüyordu. Çünkü içten içe Eldiyanlıydı. Yani bu adam devrim yapabilirdi başından beri Eren'le konuşup ama yapamadı işte. O yüzden Zeke'yi haksız buluyorum. Neyse. Ne
Neyse, bu yayının sonuna geldik. İncelemenin de sonuna geldik. Haftaya artık son bölümü izleriz. Ondan sonra büyük ihtimalle ne zaman çıkacağını öğrendikten sonraki bir sene sonra büyük ihtimalle Attack on Titan'ın diğer bölümü çıkar. Büyük ihtimalle de mangayı okurum diye düşünüyorum. Çünkü bir sene boyunca beklemek bana bir sürü spoiler yedirme ihtimalini ortaya çıkaracaktır. Kendinize iyi bakın Minna. Haftaya görüşmek üzere. Yarın yayın var. Yarın 9'da yayın olacak büyük ihtimalle ve Fairy Tail'a devam edeceğiz.